Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kamu çerçeve protokol hakkında açıklama yapmaya devam ediyoruz. Ayrıntıları sizlerle paylaşıyorum. Günlük en düşük yevmiye zam sonrası 725 TL olacak. Bunun hem %20 vergili hem de %27 vergili net halini tabloda belirttik. Tek tek ben okumayacağım. Sadece açıklama kısmını ben yapacağım. Sosyal yardım zam sonrası 1595 TL altında olanlar, yani %45 sizin biten sözleşmenizdeki veya devam eden sözleşmenizdeki ücretlere %45 zam uygulandıktan sonra 1595 TL'nin altında olursa 1595 TL olacak. Eğer üzerinde olursa üzerinde olmaya devam edecek. Ek ödeme gene aynı şekilde 3625 TL. Eğer sizin biten sözleşmenizdeki ücretiniz ek ödeme zam sonrası 3625'ten fazla olursa 3625 olmayacak. Fazla olan ücret olacak. Eğer düşük olursa 3625 olacak. Sanırım burada anlaşılmayan bir şey yok. Bunların da %20 ve %27 vergili net rakamlarını dile getirmeyeceğim. Tabloda görüyorsunuz. İkramiye, yani çıplak ücret aynı zamanda 21.750. Fazla çalışma, bu da aynı şekilde, yani %100 olan kurumlar var. Benim kurumum da %100. Burada %70'e düşmeyecek arkadaşlar. Ancak %70'ten aşağı, mesela %60 olan da yerler var. Bunlar %70'e çıkartılacak. %70'ten fazla olan, %80, %90, %100 zamlı ödenir olan sözleşmelerde aynı şekilde devam edecek. Yani düşme yok. Burayı da geçiyorum. İş birimine gelecek olursak %4'ten örnek verdim ben şu anda. Yani çıplak ücretin %4'ü, bu 29 TL. Bu da işe gidilen gün kadar. Yani işe 22 gün gidiliyorsa 29 çarpı 22 şeklinde yapacağız. Gazi terör mağduru, bunu daha önce haberini vermiştik ki geç kalınmış bir madde aslında. Çünkü tüm kurumlarda 1 Ocak itibariyle başlaması gerekiyordu. Bu da brüt ücretin, çıplak bir ücretin %10'u şeklinde. O da 2175 TL brüte tekabül ediyor. Hizmet zammı 7 TL brüttü, biliyorsunuz bu. 15 TL yükseltildi. 2 yıl kıdemi olan 30 TL, 3 yıl kıdemi olan 45 TL şeklinde gidecek. Aylık ödeniyor. Gece zammı gene %8'in üzerinde olan kurumlar var. %10 var. %15 var. %35 var. Bunlar aynı şekilde devam edecek. Hiç olmayan veya %8'den az olan kurumlarda da %8'e yükseltilecek. Bunu da belirttim. Tedyede 13 günlük, yani 725'e göre 13 günlük tedyede 9.425 brüt. Bunun da neti ve hem %20 vergili hem de %27 vergili netini belirttim. Yani şimdilik bu kadar. Dediğim gibi daha detaylar geldikten sonra sizlere paylaşacağım. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bizleri takip edin. En doğru bilgileri sizlere ulaştıracağız. Herkese tekrardan hayırlı günler diliyorum.